Herkese yeniden merhabalar. Kızlar, seccademizin büyük çiçeğini de bu şekilde sol tarafa işlemişsek, dilerseniz açık yeşil renk ipimizi iğnemize takalım ve devam edelim. Evet kızlar, iğnemizi çıkaracağımız yeri gösteriyorum. Yapmış olduğumuz kırmızı çiçeğin sağ alt yaprağı var ya şu. Bunun kenar kısmında üst üste 4 tane çarpı var, öyle değil mi? 1, 2, 3, 4. Yukarıdan aşağı doğru 3. çarpının 1, 2, 3. Bu 3. çarpının sağ tarafına doğru boş kare sayacağız. Toplamda 12 tane boş kare saymamız gerekiyor burada. Şimdi üçüncüsünden sağ tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 12. kareyi dolduracağız. Sol alt deliğinden şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Hemen sağ çapraza batıp altındaki boş delikten çıktım. Şu şekilde. Tamamlamak için batıyorum. Düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten değil de bunun solundakinden çapraz bir şekilde iğnemi çıkarıyorum. Bir alta geçtim. Şimdi buraya iki tane yapacağım. Çapraza batıp hemen altındaki boş delikten çıktım. Aynı şekilde çapraza batıp hemen altındaki delikten çıktım. Şimdi geriye dönüyorum. Aynı şekilde çapraza battım. Çapraza batıp bu sefer düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıkıyorum ve bir alt sıraya geçiyorum. Şu şekilde. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Burada olduğu gibi iki tane çarpı yapacağım. 1 2 Tamamlayalım şimdi. Geriye döndük. Ve düz bir şekilde alttaki boş delikten bir alt sıraya geçtik. Şimdi iki tane daha çarpı yapacağız. Tamamlayacağız. Şimdi düz bir şekilde bir alt sıraya geçmiyoruz da bu sefer solumuzdaki delikten çapraz çıkıyoruz. Alta geçtim. Şimdi 3 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 Şu şekilde. Tamamlayalım. Ve düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten iğnemizi çekelim. Yine 3 tane çarpı yapacağız. Tamamlıyoruz. Şimdi düz bir şekilde bir alt sıradaki boş delikten çıkmıyorum da buradan sola doğru sayacağım şimdi. Şimdi böyle düz değil de sola doğru 1 2 3 4. delikten iğnemi çıkardım. Şimdi burada çarpı yapmak için batıyorum. Arkadaki parmağımla hem ipe bastırıp kumaşla beraber ikisini birlikte alıyorum. Alt delikten çıkıyorum. Şimdi ikinci kez aynı şeyi yapacağım. Arkadaki parmağımla ipe ittiriyorum. Kumaşa yapıştırıyorum iyice. Sonra batıp iple beraber kumaşı alıyorum. Hemen alttaki delikten çıktım. Şimdi bu iki çarpı önemli.
ipi sabitlemek adına, arkada kötü bir görüntü olmaması adına devam ediyorum şimdi. 4 ve 5. 5 tane çarpı yaptık. Tamamlıyoruz. Şimdi aynı şekilde düz değil, şöyle hemen alttaki boş delik var ya, buradan iğnemi çıkardım. Şimdi burası değil, sola doğru 1 2 3. delikten iğnemi çıkardım. Yine bir alt sıraya geçtim. 7 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle şu şekilde gösteriyorum. Tamamlıyorum bu 7 çarpıyı. Şimdi bir alt sıraya geçeceğiz. Düz bir şekilde değil, hemen solumdaki ilk delikten çapraz çıktım. 8 tane çarpı yapacağım şimdi bu sıraya. 8. Tamamlayalım. Şimdi düz bir şekilde bir alt sıraya inmiyorum. Hemen solumdakinden çıktım çapraz bir şekilde. Yine 8 tane çarpı yapacağım. Tamamlayalım. Düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıkalım. Aynı şekilde 8 tane çarpı yapalım.
beyaz sıraya geçeceğim. Düz değil, solundakinden çapraz çıktım. 9 tane çarpı yapıyorum. Tamamlayalım şimdi. Düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıktım. Yine 9 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Bir alt sıraya geçeceğim. Düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten değil, sola doğru bir, iki tane saydım. İkinciden çıktım. Bu şekilde 11 tane çarpı yapıyorum. On bir. Tamamlıyorum şimdi, geri döndüm. Şimdi düz bir şekilde inmiyorum. Hemen solundakinden çapraz çıktım. Yine 11 tane çarpı yapacağım. 1
ve 11. 11 tane bu şekilde çarpı yaptıktan sonra geriye dönüyorum ve bu çarpılarımı tamamlıyorum. Şimdi düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıkıyorum. 10 tane çarpı yapacağım. Tamamlayalım. Düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. Hemen alttaki boş delikten. İkinci kez aynı şekilde 10 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım şimdi. Şimdi bu 10 çarpımı da tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. 9 tane çarpı yapacağım şimdi. Arada hiç boşluk bırakmadan 1 2 8 ve 9 çarpı yaptım. Tamamlıyorum şimdi.
9 çarpıyı tamamlayıp düz bir şekilde yine bir alt sıraya indim. Aynı şekilde ikinci kez 9 tane çarpı yapalım şimdi. Geriye dönelim. Tamamlayalım. Bu 9 çarpımızı. Son çarpımı tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya indim. 8 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım bu 8 çarpımızı da. Şimdi son çarpımı tamamlamak için batıyorum. İğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çıkaracağım. Sağ çaprazdan şu şekilde. Alt sıraya geçtim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 çarpı yaptım. Tamamlıyorum şimdi. Düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Hemen alttaki boş delikten çıktım. Bu sefer 4 tane çarpı yapıyorum. Ve 4. Tamamlayalım bu 4 çarpıyı da. Şimdi bu ipimizin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten çapraz bir şekilde çıkıyorum. Şu şekilde. 2 tane çarpı yapıyorum. 1 2 Tamamlıyorum. Ve iğnemi alttan çekiyorum. Şimdi kızlar bir parça açık yeşil renk
Daha ip taktım ben iğneme. Bu çiçeğimizin en alt şu sol uç kısmı var ya, şu köşe. Şimdi buradan şu tam çaprazdaki boş delik değil de onun hemen altındakinden şuradan iğnemi çıkaracağım. Şekilde. Yani şöyle düşünün. Bu tam köşenin solundaki deliği 1 olarak sayın. 2, 3. İğnemi çıkardım. Tam çapraza batıp hemen altındaki delikten çıktım. Bu şekilde. Tamamlıyorum. Düz bir şekilde bir alt sıraya geçtim. Bir tane çarpı yaptım. Şimdi bir tane de hemen altına yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya geçtim. Bu şekilde devam ediyorum. Üçüncüyü yaptım. Bir alt sıraya indim. Dördüncüyü yapıyorum. Tamamlamak için battım. Bir alt sıraya geçtim. Bu şekilde devam ederek toplamda 8 tane alt alta tekli çarpı yapacağım. Altıncıyı yaptım. Yedinciyi yapıyorum şimdi. Son 8. tekli çarpımı da yapıyorum. Tamamlamak için battım. Yine düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Fakat bu sefer 2 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Bir alt sıraya geçeceğim. İpimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çapraz çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Bir tane ve hemen yanına bir tane daha. Yan yana iki tane çarpı yaptım. Bu şekilde tamamlıyorum. İpimin altındaki boş delikten iğnemi çapraz çıkardım. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamladım. Düz bir şekilde bir alt sıraya indim. İki tane çarpı yapıyorum. Tamamlayalım. İpimin hemen altındaki boş delikten çapraz çıkıyorum. Şu şekilde. Bir tane çarp. Düz bir şekilde bir alt sıraya indim. İki tane çarp. Şu şekilde. Tamamlayalım şimdi. Çapraz bir şekilde ipimizin hemen altındaki boş delikten çıkalım. Şu şekilde. İki tane çarpı yapalım. Bir. İki. Tamamlayacağız.
Yeni ipimizin altındaki boş delikten çıktık. İki tane yapacağız. Aynı şekilde çapraz çıkıyorum. İki tane çarpı. Yine çapraz, sağ çaprazdan çıktım. Fakat bu sefer 3 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 Tamamlayalım. İğnemizi bu ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki bu boş delik var ya, onun sağındakinden iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bir tane çarpı yapıyorum buraya. Tamamlamak için battım. İpimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çapraz bir şekilde çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlamak için battım. Yine ipimin altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı. Tamamlamak için battım ve düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten iğnemi çıkardım. İki tane çarpı yapıyorum şimdi. Tamamlıyorum. İpimin altındaki boş delikten çapraz bir şekilde çıktım. İki tane çarpı yapıyorum. Bir, iki. Tamamlıyorum. Ve iğnemi alttan çekiyorum. Şu şekilde. Bu videoda da buraya kadar yapmış olalım. Bir sonraki videoda seccademizi tamamlayalım kızlar. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.